Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su Güzellik Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için şahane bir tarifim var. Gerçekten sizler de son zamanlarda almış olduğunuz fazlalıklardan kurtulamıyorsanız çok basit bir şekilde sizleri mum gibi eritecek, ideal kilonuza hızlıca kavuşmanızı sağlayacak bu özel tarifimizin hemen yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle bu tarifte ben salatalıktan yararlanacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar salatalık içerisinde yüksek miktarda lif içerdiği için bizim metabolizmamızı hızlandırıcı, mineraller bakımından zengin olduğu ve kalori açısından yok denilebilecek kadar az kaloriye sahip olduğu için diyet programlarının başlıca kullanılması önerilen ürünlerinden bir tanesi ve hepimiz sevdiğini düşünüyorum. O yüzden ben de bugün sizlere salatalık ile çok hızlı bir şekilde kilo vermenizi kolaylaştıracak şahane tarifi hazırlıyorum. Öncelikle burada bir adet salatalık bir kişi için arkadaşlar yeterince uygun olacaktır. Çok büyük bir boy salatalık değildi, görmüş olduğunuz gibi benim salatalığım. Öncelikle ben salatalığı küçük küçük, olabildiğince minik hale getiriyorum. Hızlı bir şekilde doğruyorum. Burada tabii ki de bu tarifi daha fazla kişi için hazırlayacaksınız. Bu aşamadan sonra vermiş olduğum ölçüleri hazırlayacağınız kişi sayısı kadar oranlayarak, çarparak hazırlamaya devam edebilirsiniz. Hemen bu lezzetli tarifimizin diğer aşamasına geçelim. Öncelikle minik minik doğramış olduğumuz salatalıkları bir karıştırma kabının içerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Burada salatalığın liflerinin bağırsaklarımız tarafından en güzel şekilde emilebilir formunu yakalıyoruz. Bu aşamada ben size hatırlatmayı unuttum. Ben salatalıkları kullanırken dış kabuklarıyla birlikte kullanıyorum ve tabii ki de öncesinde bunları güzelce yıkıyoruz. Sizler de burada arkadaşlar salatalıkları kabuklu şekilde kullanırsanız çok daha zengin bir içerik elde etmiş olursunuz. Hemen şöyle limondan da bahsetmek istiyorum. Ben limonu olduğu gibi kullanacağım. Dış kabuklarıyla içiyle birlikte, biliyorsunuz ki limonun dış kabuğu da içerisinde bulunanlar sayesinde çok güzel bir şekilde sizlerin kolesterolünü dengeleyecek. Özellikle yüksek kolesterol ile problemi olanlar varsa kesinlikle limonun dış kabuğunu kullanmalarını tavsiye ederim. Şöyle ben burada arkadaşlar bir parmesan peynir rendesinden yararlanıyorum. Ama isteyenler herhangi bir rendeden de yararlanabilirler. Sadece dış kabuğun birazcık daha aromatik, o yoğun özelliğini almak için ne kadar ince bir rende kullanırsanız o kadar güzel sonuç elde ediyorsunuz. Şöyle ben bunları güzelce rendeliyorum. Hem aroması gerçekten çok zengin oluyor, hem içinizi ferahlatacak şahane bir tarif oluyor. Bu tarifi kaçırmayın. Mutlaka hazırlayın. Hatta fazla fazla hazırlayın. Sevdiklerinizle de paylaşın. Çünkü arkadaşlar normalde hani hepimiz çok fazla içecek tüketmeyi seviyoruz. Meşrubata özellikle bir yatkınlığımız var. Yüksek kalorili ve gerçekten sağlığınızı tehdit edecek olan ürünleri kullanmak yerine bence bu süper fresh içeceği mutlaka deneyin. Hem kilo vermenizi sağlayacak, hem vücudunuza detoks etkisi yaratacak. Özellikle biliyorsunuz bu fazla yağlanma konusunda, fazla vücudunuzun kiloları konusunda, vücudumuzda karın bölgemizde yer alan karaciğerimize çok fazla yük biniyor ve karaciğerimizin temizlenmesi gerekiyor. İşte karaciğerinizi temizlemek için de yüksek antioksidan kaynağı besinleri hayatınızda oldukça fazla kullanmanız gerekecek. Bu tarif kesinlikle antioksidan kaynağı ve karaciğerinizin temizlenmesini sağlayacak. Internal wash denilen, gerçekten İçinizi yıkayarak temizleyecek şahane bir tarif ve tabii ki de yağ yakıcı özelliği de var. Bağışıklık sisteminizi de güçlendiriyor. O yüzden bu tarifi hemen yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Bağışıklık sistemini güçlendirmek deyince benim aklıma ilk gelen ürün kesinlikle zencefil. Zencefilin aroması da tadı da hem çok zengin hem de bizler için çok önemli antioksidanlar içeriyor. O yüzden ben fırsat buldukça içeceklerimin içerisine, salatalarımın içerisine bol miktarda zencefil ilave etmeyi seviyorum. Özellikle zencefilin vücudunuzda bir yakıcı özelliği de var. Gerçekten vücudunuzun termal ısısını artırarak yağlarınızın yakımını kolaylaştıracak bir başka iç ısıtıcı baharatlarınızdan bir tanesi. İsteyenler zencefili toz şeklinde kullanabileceği gibi, isteyenler benim gibi taze taze de tüketebilirler. Taze tüketildiğinde çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de herkesin metabolizma hızına göre etkisi değişecektir. Ama bence arkadaşlar taze zencefili buzdolaplarınızdan eksik etmeyin ve her gün
Bir ince dilim olsa bile kullanmaya özen gösterin ki hem bağışıklık sisteminiz yerinde olsun, hem zindeliğiniz artsın, hem de bitmeyen bir enerjiye sizler de sahip olun. İsteyen burada tabii ki dilim dilim de kullanabilir. Ama ben zencefilin vücudunun tarafından emilmesini hem kolaylaştırmak hem de emilme oranını daha fazla arttırmak için öncelikle rendeleme işleminden bunu geçiriyorum. Emin olun arkadaşlar, bu ufak tefek, ya sonuçta hiçbir şey değişmeyecek. Daha sonrasında yine aynı şey olacak dediğiniz tariflerde hazırlamış olduğunuz uygulama koşulları gerçekten tarifin etkinliğini, hızını, süresini çok fazla etkiliyor. O yüzden ben bu tariflerin hepsini uzun yıllar boyunca deneye deneye hangisine daha iyi verimi aldıysam, hangisi daha faydalıysa o şekilde paylaşıyorum. Sizlerden de ricam, bunları uygularken sizler elinizden geldiği kadar, olabildiği kadar sizlerle paylaşmış olduğum bu talimatları dikkat ederek uygulamanızı tavsiye ederim ki sizler de çok hızlı, çok kısa sürede gerçekten metabolizmanızda farklar yaratacak sonuçlar elde edebilin. Şöyle ben hemen zencefilimde rendeledim. Görüyorsunuz limon, zencefil, hem içerisinde yüksek miktarda C vitamini var, hem antioksidanlar var. Vücudunuzda tamamen bir lif kaynağı oluyor bunlar. Bağırsaklarınızın da hareketini düzenlediği için son zamanlarda diyetlerde herkesin başın derdi olan kabızlık problemi sorunları çekiyorsanız, ya da ben diyete yeni başladım, metabolizmam tabii ki de ister istemez ilk başta düşecek, ama ben burada verimliliğimi, vücudumun özellikle de arkadaşlar bağırsak hareketlerimi kuvvetlendirmek istiyorum diyorsanız, mutlaka bu ikiliği hayatınızdan eksik etmeyin. Ben sizlere ilk başta söylemiş olduğum gibi tabii ki de limonun hepsini kullanacağım. İçinde kullanacağım, dışında kullanacağım demiştim. Hemen şöyle yarım limonu da hızlı hızlı keselim. Sadece limonun çekirdeklerinden yararlanmıyorum. Çünkü çekirdekler sizlerin vücudunu arkadaşlar emilemediği için maalesef apandisite neden olabilir. O yüzden limon çekirdeklerini asla ama asla yutmayalım. Şöyle bunların yanı sıra vücudumuzda internal wash etkiyi yakalamak için tabii ki de buradan maydanozdan yararlanıyoruz. Ben maydanozu saplarıyla birlikte kullanacağım. Biliyorsunuz ki maydanoz sapları çok yüksek miktarda kalsiyum içeriği var. Bu yüzden de kemik erimesine karşı vücudunuzun gelişme zamanında özellikle alması gereken kalsiyumu desteklemek için bitkisel olarak kullanabileceğiniz en güzel kaynaklardan bir tanesi. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde hem yaprakları hem sapları olacak şekilde ben maydanozumu da arkadaşlar gördüğünüz gibi dilimledim. Yaklaşık 10-15 dal maydanoz yeterli oluyor bu tarif için. Ve şimdi üzerine su ilave edip hemen bunları blenderdan geçiriyoruz. Gerçekten vücudunuzu arındıracak, metabolizmanızı hızlandıracak, yaşlanmanın önüne geçecek tam bir sağlık ve şifa kaynağı, harika bir tarif oluyor bu. Peki bu tarifi nasıl kullanacağız diye soran arkadaşlarım için ben bu tarifi sabah kalktığımda kahvaltı olarak kullanmayı çok seviyorum ve her soran arkadaşıma da kahvaltı olarak kullanmasını tavsiye ederim. Sizler de arkadaşlar bir öğününüzü bu sağlık dolu bardak ile değiştirdiğinizde alabileceğiniz sonuçlara inanamayacaksınız. Benim tarifim sizler için bugünü bu kadardı. Umarım sizler de bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki de kanalım ile yeni karşılaşıyorsanız kanalıma aşağıdan abone olarak bana destek olursanız çok ama çok memnun olurum. Hepinize iyi günler dilerim.